ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar Nisan ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, bu ayın hemen başında ilişkilerden sorumlu gezegenimiz Venüs, balık burcundan ayrılıp koç burcuna geçecek. Koç burcunda Venüs zayıflar, enerjisi biraz burada tabii ki düşeceği için özellikle temsil ettiği alanlarda biraz daha bizi az destekleyecek. Ancak sizin için 11. evinizde ilerleyen bir Venüs, özellikle sosyal konular, arkadaş ilişkileri, grup ve ekip çalışmalarında bazı şansları da, destekleri de getirebilir. 6 Nisan'da Merkür Boğa burcuna geçecek. Sizin gezegeniniz Merkür'ün Boğa burcuna geçmesi sizin için bazı konuları yavaşlatacak gibi görünüyor. Özellikle Merkür Boğa burcunda olmayı çok sevmez açıkçası. Burada zihinsel konularda, faaliyetlerde, iletişimle ilgili konularda bir yavaşlama söz konusu olabilir. 12. evinizde olacak Merkür ve ayın sonunda da 28 Nisan'da da retro harekete başlayacak. Özellikle retrodan sonra bu yavaşlamayı, durgunluğu daha fazla hissedebilirsiniz. Bilinçaltınızla ilgili konular hareketlenebilir bu dönemde. Özellikle bilinçaltına yönelik bazı çalışmalar yapmak. Bunlar terapiler olabilir, arınma ve şifa çalışmaları olabilir. Sizin için faydalı olabilir. Zaten bu dönemde daha çok zihniniz geçmişle biraz daha meşgul olacak gibi görünüyor. Tabii ki sağlığınız, özellikle solunum yolları, bu alanlarda olabilecek bazı sağlık sorunları artabilir. İş hayatınız, günlük hayatınız ve bu konularla ilgili iletişimler, özellikle günlük hayatınızı planlarken Merkür'e biraz daha dikkat etmeniz gerekecek. Ay sonundan itibaren Merkür'le ilgili iletişim sorunlarını daha fazla hissedebilirsiniz. Evet, 7 Nisan'da Koç burcunda güçlü bir yeni ay var. Uranüs ve Plüto etkisinde olan bir yeni ay. Özellikle gelecekle ilgili hedef ve projelerinizde önemli dönüşümlere neden olabilecek bir yeni ay. Sosyal çevreniz, arkadaşlarla ilgili konular, bu alanda da bazı güçlü değişimler gündemde olabilir bu yeni ayın etkisiyle. Evet, 17 Nisan'da Mars Yay burcunda retro harekete başlayacak. Bu önemli. Mars retrosu aslında 2016 yılının en önemli gezegen hareketlerinden birisi. 17 Nisan'da başlayacak, 30 Haziran'a kadar Mars retrosu devam edecek. Ve bu süreç özellikle Yay burcunda başlayacağı için sizin ilişkiler eviniz ve size direkt açı yapacak bu pozisyonda. İşbirlikleri, ilişkiler, partner ilişkileri, ortaklıklar, paylaşımlar, bu alanlarda Mars retrosu zorlayabilir sizi. Bazı sıkıntılar, gecikmeler ortaya çıkabilir. Karmik konular, geçmişten gelen bazı kavramlar, yani geçmişle bağlantılı ilişkilerinizle ilgili bazı konularla daha fazla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz bu dönemde. Hukuksal işlere, davalara da dikkat etmeniz gerekiyor. Ve 19 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçecek. 22 Nisan'da da Akrep burcunda bir dolunay var. Bu dolunay iş hayatınız, çalışma hayatınız, çalışma koşullarınız, günlük düzeniniz, sağlığınız, yanınızda çalışan, hizmet aldığınız kişiler, bu alanlarda bazı önemli dönüşümlere neden olabilir. İşle ilgili konularda önemli değişimlerle karşılaşabilirsiniz veya işinizle ilgili bazı önemli gelişmeler gündemde olabilir. Sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor sevgili ikizler. Bu dönemde özellikle sağlığınızla ilgili ufak tefek de olsa bazı problemler yaşarsanız bunları ihmal etmeyin. Hemen gerekli kontrollerinizi yaptırın. Evet, ay sonunda Merkür retrosu başlayacak ve 22 Mayıs'a kadar Merkür Boğa burcunda retro olacak. Bu dönemde de özellikle unutkanlıklar, zihinsel bazı sorunlar, iletişim sorunları yine günlük hayatınızı biraz etkileyecek gibi görünüyor. İşlerinizde yavaşlamalar olabilir, gecikmeler olabilir. Bu dönemi aslında birazcık kendinizi, yaşamınızı sorgulamak, gözden geçirmek, düzenlemek için geçirirseniz, var olan bazı sorunlarınızı çözmek için zaman harcarsanız daha verimli olacaktır sevgili ikizler. Önümüzdeki ay görüşmek üzere, hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.